Merhaba arkadaşlar, sindirim sistemi soru çözümü videosuyla birlikteyiz. Burada yine birkaç tane örnek soru hazırladım. Bu sorulardan bakarak sindirim sistemini birazcık daha anlamaya çalışacağız. Birinci soru diyor ki, dişin yapısıyla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi dişin yapısını hatırlayalım şöyle bir. Dişimizin yapısına baktığımızda bir boyuna ve enine yapısına bakmıştık değil mi? Arkadaşlar dış tabakasında mine tabakası vardı. Biraz daha ortada dentin. En içte ise kan damarı ve sinirlerin bulunduğu pulpa tabakası vardı. Mine ve dentin tabakasında sinir ve kan damarı yoktu. Bu yüzden de işte çürük geldiği zaman işte biz bu tabakalarda olduğunu hissetmiyorduk. Ancak pulpa tabakasına geldiğinde ağrı, acı oluşturduğu için çürümüş olduğunu hissediyorduk. Daha sonra bir de boyuna kesine baktığımızda taç kısmı yani baş kısmı, boyun kısmı bir de kök kısmı vardı. Şimdi yapısına baktığımızda o zaman cevaplayalım. Diyor ki mine tabakası canlı olup mineralce zengindir. Şimdi mine tabakası en dış tabaka, beyaz tabakadır. Canlı olup olmadığını diyelim ki bilmiyoruz. O zaman bu bir dursun, diğerlerine bakalım. Taç dişin görünen beyaz kısmıdır. Evet değil mi? Taç kısmı nedir? Yukarıda olan kısım, bu doğru. Dentin tabakasının altında sinir ve bağ dokudan oluşan pulpa tabakası vardır. Evet, dentinin altında ne var? Pulpa tabakası var. Bu da doğrudur. Mine tabakasının altında kemik yapılı dentin tabakası bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Minenin altında kemik yapılı dentin vardır. Dentin tabakası sarı renklidir. Arkadaşlar mine tabakası dişlerimizden yok olduğu zaman sarı renkli dentin tabakası ortaya çıkar ve dişlerimizde sarı rengin oluşmasına sebep olur. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yanlış olan A şıkkı. Çünkü mine tabakası canlı değildir arkadaşlar. Mineralce zengin olduğu doğru ama canlı değildir, cansızdır. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim ikinci soruya. Diyor ki midede bulunan tabakalar şöyledir. 4 tane tabaka vermiş. Bu yapılar midede dıştan içe doğru nasıl dizilmiştir? Arkadaşlar en dışta, bakın, bizim karın boşluğumuzda bulunan bütün organların dışında periton dediğimiz bir zar vardır. Periton zarı. Dolayısıyla en dışta bu bulunacak. Daha sonra bağ doku vardır. Bağ doku yani aslında nedir? 2 numaralı kısımdır. Sonra arkadaşlar düz kaslar gelir. Yani 4 numara. En içte ise hangi tabaka bulunacak? Mukus tabakası bulunur. Yani 1, 2, 4 ve 3 şeklinde sıralarız biz bunu. Geçelim 3. sorumuza. Diyor ki hücre dışı sindirim yapan bir canlıda, mesela bir bakteri veya bir mantarı düşünelim, hücre dışı sindirim yapıyorsa, verilenlerden hangileri hem hücre içinde hem de hücre dışında ortak olarak gerçekleşir? Büyük besinleri monomerlere parçalanmaz. Hücre dışına enzim salgılayarak bunu yapabilir arkadaşlar. Veya monomerleri, büyük besinleri hücrenin içerisine alarak o şekilde de parçalayabilir. O yüzden bu her iki kısımda da gerçekleşir. Sindirim enzimi sentezi. Bakın, hiçbir sentez olayı hücre dışında gerçekleşemez. Hücrenin içinde gerçekleşmek zorunda. O yüzden bu olmaz. Monomerlerin ATP eldesi için kullanımı. ATP eldesi için ne olması lazım? Solunum, yani hücresel solunum. Hücresel solunum da nerede gerçekleşiyor? Mitokondri. Mitokondri nerede? Hücrenin içinde. Dolayısıyla ATP de nerede üretilecek? Hücrenin içerisinde üretilip kullanılacak arkadaşlar. ATP için zaten özel bir özellik vardı. Neydi bu? ATP hücrenin dışına çıkamıyordu. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Yalnız 1 olur. Hem hücre içinde hem de hücre dışında birinci olay gerçekleşebilir. Gelelim 4. sorumuza, sayfayı çeviriyoruz. Şöyle. Midenin enzim salgılamasını uyaran faktörlerle ilgili. Bakın, midenin enzim salgılaması için ne vardı? 3 tane etki vardı. Gastrin hormonu, besinlerin tadı, kokusu, bir de besinlerin mide duvarına teması. Diyor ki ince bağırsaktan gelen gastrin hormonu mide hücrelerini etkileyerek mide öz suyu salgılatır. Şimdi gastrin hormonunun etkisi doğru ama nereden salgılanıyordu gastrin hormonu? Mideden salgılanır, ince bağırsaktan değil. Bu yanlış. Yani sizi böyle bir hani katakulliye getirebilir arkadaşlar. Bu yanlış olacak. Besinlerin tadı ve kokusu parasempatik sinirleri uyararak mide çalışmasını hızlandırır. Şimdi bizim beynimizde sempatik, yani çevresel sinir sistemimizde ve parasempatik sinirler vardı. Parasempatik.
Sempatik sinirler sindirim sistemi hariç diğer sistemleri hızlandırırken, parasempatik sistemi sindirim sistemini hızlandırıyor, diğerlerini yavaşlatıyordu. O zaman tadı ve kokusu bu sinirleri çalıştırır mı? Çalıştırır arkadaşlar. Bu doğru olacak. Besinlerin mide duvarına teması midenin salgı yapmasını uyarır. Evet, bu mekanik etkiydi. Doğrudur. Hangisi yanlıştır demiş. Yanlış olan hangisi olur? Yalnız bir yanlıştır. Geçelim 5. sorumuza. Diyor ki hidroklorik asitle ilgili hangileri doğrudur? Mide tarafından salgılanır. Doğru. Vücudun savunmasında etkilidir. Şimdi bunu bir düşüneceğiz. Nasıl etkili? Arkadaşlar, yediğimiz besinlerle gelen mikropları hidroklorik asit öldürüyor muydu? Öldürüyor. O zaman vücudun savunmasında da etkilidir. Doğrudur. Pepsinojenin aktivatördür. Yani pepsinojeni aktif hale getirir demek. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız hepsi, yani 1, 2 ve 3 olur. Geçelim 6. sorumuza. Mide hidroklorik asit ve protein sindiren enzime karşı kendini koruma mekanizmalarına sahiptir. Verilenlerden hangisi bu mekanizmalardan biri değildir? A. İç yüzeyinin mukusla kaplı olması. Mukus ne yapıyordu? Hidroklorik asitin hücrelere değmesini engelliyordu arkadaşlar. Bu doğrudur. Yemek borusu ile mide arasında tek yöne açılan kapak bulunması. Şimdi tamam, bu kapağın olduğu doğru, ama bu bir koruma mekanizması mı? Dursun bir bakalım, diğerlerini okuyalım. İç yüzeyin sık sık kendini yenilemesi. Bu da koruma adaptasyonudur. Doğru. Çalışmasının hormonlarla düzenlenmesi. Gastrin hormonu mesela ne yapıyordu? Gelip etkiliyor. Eğer etkilemezse mide çalışmıyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Protein sindiren enzimin inaktif, yani aktif olmayan şekilde salgılanması. Bu da yine bir adaptasyondur. Cevabımız ne olacak? Bursa. Söylediği şey doğru. Bakın yazılan şey doğru. Ama bu adaptasyon, yani midenin koruma adaptasyonu değildir. Farklı bir şeydir. Cevabımız B şıkkı olur. Geçelim 7. sorumuza. Diyor ki insan sindirim kanalında bulunan villuslarla ilgili hangisi yanlıştır? Villuslarla ilgili. Epitel dokudan oluşur. Doğru arkadaşlar. Çevresinde kan kılcalları bulunur. Bakın, çevresinde kan kılcalları bulunur. Doğrudur. Bakın, hem kan kılcalları hem de lenf kılcalları vardır villuslarda. Kalın bağırsakta su emilimi sağlar. Kalın bağırsakta villus yok. O yüzden cevabımız bu olur. Yanlıştır bu. Çevresindeki lenf kılcallarının ucu kapalıdır. Arkadaşlar, lenf dolaşımında anlatacağım size. Lenf kılcallarında, yani lenf dolaşımında atar damar olmadığı için ne olacak? Lenf kılcallarının bir ucu kapalı olacak. O yüzden doğrudur. İnce bağırsakta emilim yüzeyini artırır. Bu da doğrudur. Geçelim 8. sorumuza. Bu soruda ne diyor? Diyor ki kalın bağırsakla ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakalım, B ve K vitaminlerini üreten bakterileri bulundurur. Doğrudur arkadaşlar bu. B ve K vitaminlerini üreten bakteri vardır bizim kalın bağırsağımızda ve o yüzden de probiyotikleri bol miktarda tüketmemiz lazım. Özellikle yoğurt, dediğim gibi, tüketmemiz gerekiyor. Su ve safra tuzlarının emilimini sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Geri emilim vardır. Suyun ve safra tuzların emilimi vardır sadece. Zaten besin emilimi olamaz. Çünkü besinlerin emilimi ince bağırsakta tamamlanıyor. 2 de doğru. 3'e gelelim. Ürettiği hormonlarla pankreası ve safrayı uyarır. Bakın, kalın bağırsak hormon üretmez kesinlikle. O yüzden bu yanlış olacak. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Geçelim 9. soruya. Diyor ki besinler ve sindirildikleri ortamlar ile ilgili hangisi yanlıştır? Bize besinlerin sindirildikleri yeri söylemiş. Şimdi A, B, C nedir? Bunlara bakmamız lazım. İnce bağırsakta hepsi var. Zaten direkt ince bağırsağa bakarak söyleyemem ne olduğunu. Ama ağız ve mideye bakarak söyleyebiliriz. Ağızda neyin sindirimi vardı? Karbonhidrat. O zaman B nedir? Karbonhidrattır. Midede neyin sindirimi vardı arkadaşlar? Protein. O zaman A nedir? Protein. Geriye ne kalıyor? C. C'de nedir? Yağdır, değil mi? Bakalım A şıkkına. Diyor ki her üç besinin de monomerleri insanda hücrelere kanla taşınır. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Her üç besinin de monomerleri insanda hücrelere kanla taşınır. Hücrelere girmesi için mecburen kanla taşınması lazım. Doğrudur. Sonuçta belirli bir yerden sonra yağ monomerleri de kana karışıyor. O yüzden A şıkkı doğru. C'nin sindirim ürünleri lenf kılcallarıyla villuslardan emilir. C neydi? Yağ. Yağlar neyle emiliyordu? Lenf kılcallarıyla. Dolayısıyla bu da doğrudur.
A ve C'nin sindirim ürünleri asitik özellik gösterebilir. Şimdi A'ya bakıyorum, protein. Proteinlerin yapı taşı nedir? Amino asit. Yağların yapı taşı nedir arkadaşlar? Gliserol ve yağ asididir. Yağ asidi. Asidik özellik gösterebilir diyor. Bakın, amino asit, yağ asidi. Asidik özellik gösterebilir. Doğrudur. D şıkkına geliyorum. B'nin sindirimi aşırı asidik ortamda gerçekleşmemiştir. B nerede sindirilmiş? Ağızda. Ağız nedir? Nötr bir ortamdır. Dolayısıyla doğrudur arkadaşlar. A ve B'nin sindirimi sonucu tek çeşit monomer oluşur. Şimdi A'nın sindirimi sonucunda ne oluşuyor? Amino asit. Amino asit çeşitlerini düşünelim. Bakın, doğada 20 çeşit amino asit vardı. Tek çeşit olmaz o yüzden. Cevabımız ne olacak? E şıkkı. Sindirim sistemin sorularını çözerken canlıların temel bileşenlerini de bilmeniz lazım. Özellikle orada karbonhidratlar, yağlar ve proteinleri mutlaka bilmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa soru çözümünde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Geçelim 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden biri değildir? Karaciğerin bir sürü görevi vardı, değil mi? Hatırlayalım. Sindirim için düşündüğümüzde sindirim için ne üretiyordu? Safra sıvısını üretiyordu. Yağların mekanik sindirimini sağlıyordu. Karaciğer sindirim enzimi üretiyor muydu? Hayır. Bakın, mutlaka bu soruda da ne vardır? Sindirim enzimi üretme vardır. Cevabımız ne olacak direkt? Sindirim enzimi üretmek olacak. Hangisi değildir diyor. Karaciğer sindirim enzimi üretiyor muydu? Hayır, üretmez. Size karaciğerle ilgili bir soru sorarsa mutlaka sindirim enzimi üretip üretmediği ile ilgili sorar. O yüzden şıklarda sindirim enzimi üretir şıkkını arayın. Eğer o yoksa başka bir şey soruyor olabilir. Ona göre bakarsınız. Geçelim 11. sorumuza. Diyor ki, uygun ortamların oluşturulduğu PRS tüplerine nişasta ve bazı organların enzimlerinin bulunduğu sular konulmuştur. Yeterli süre geçtikten sonra tüplere glikoz ayracı konulduğunda hangilerinde renk değişimi olur? Arkadaşlar, glikoz oluşabilmesi için nişastanın ya ağızda ya da ince bağırsakta sindirilmesi gerekiyor. Ama ince bağırsakta sindirilebilmesi için de pankreas öz suyu gerekiyor. O yüzden de bakın ne yapacağız? Nişasta tükürükte zaten sindiriliyor ama tükürük içerisinde hangi sıvı var, hangi enzim vardı? Amilaz. Amilaz enzimi nasıl bir etki yapıyordu? Hatırlayalım hemen amilaz enzimini. Ne yapıyordu? Nişastayı suyla tepkimeye girdiğinde amilazda maltoz artı dekstrin oluşuyordu arkadaşlar. Yani PD glikoz oluşur mu? Oluşmaz. Dolayısıyla P'de renk değişimi yok. İnce bağırsak öz suyuna geldiğimizde ince bağırsak öz suyunda hangi enzimler vardı? Maltaz, laktaz, sükraz ve dekstrinaz enzimleri var. Ama bunların sindirilebilmesi için bir de amilaz lazım. Dolayısıyla R'de de olmaz. S'ye geldiğimiz zaman hem pankreas öz suyu gelmiş. Pankreas öz suyunda hangi enzim vardı? Amilaz. İnce bağırsak öz suyunda hangi enzimler vardı? Maltaz, laktaz, sükraz ve dekstrinaz. İşte bu ikisi bir araya geldiği zaman ne oluyor? Sindirim olayı tamamlanıyor ve glikoz oluşuyor. Dolayısıyla renk değişimi sadece nerede olur? Yalnız S diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözüyoruz. Gelelim son sorumuza. Diyor ki, sindirime yardımcı organlardan pankreas ile ilgili hangileri yanlıştır? Pankreas neydi? İki çeşit hücre vardı. Asinar hücrelerine bir de Langerhans adacıkları. Asinar hücrelerinden sindirim enzimleri üretilirken Langerhans adacıklarından insülin ve glukagon hormonları üretiliyordu. Bir de pankreası etkileyen iki tane hormon vardı. Neydi bunlar? Sekretin ve kolesistokinin. Sekretin etkilediği zaman bikarbonat iyonları salgılıyor. Kolesistokinin etkilediği zaman da sindirim enzimi salgılıyor arkadaşlar. Diyor ki, sekretin etkisiyle bikarbonat salgılayarak ince bağırsak pH üzerinde etkilidir. Bu doğru. Sekretin etkilediğinde böyle bir etki yapıyor. Bu hormonları mutlaka bilmeniz lazım. Kolesistokinin etkisiyle ürettiği sindirim enzimlerini Wirsung kanalına salgılar. Wirsung, bakın iki tane kanal vardı. Koledok, Wirsung. Koledok neye bağlıydı? Karaciğere. Wirsung pankreasa. O zaman bu da doğrudur. Asinar hücreleri insülin ve glukagon salgılar demiş. Arkadaşlar, asinar hücreleri sindirim enzimi salgılar.
İnsülin ve glukagon salgılayan Langerhans adacıklarıdır. Dolayısıyla bu ne olacak? Yanlış olur. Bize hangisi yanlış dediği için yalnız 3 yanlıştır. Evet, bu şekilde sindirim sistemini de bitirmiş olduk. Ne yapıyoruz? Elimizde bulunan kitaplardan sindirim sistemi ile ilgili sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.